Selamun aleyküm canlarım. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Benim bu videomu izleyecek olanlara. Bu akşam tarhana yapacağız. Kızımla birlikte yoğuracağız. Ve dün akşam yoğurmuş olduğum tarhanalarımızı çekim yapamadım. Dün akşam da gece yoğurduğum için. Bu sabah tekrar şey yapacağız. Dökeceğiz onları. Artık tarhanamızın aşamasına geçeceğiz. Malzemelerimiz yoğurdumuz, nohutlu şeyimiz, yemeğimiz. Bu da doğramış olduğumuz domateslerimiz. Salça olarak geçirip kurutup koydum bundankini. Ama bunları da böyle yapıyoruz ayrıyetten. Makineden geçecek olduğu için kabukları önemli değil. Hepsinden ölçerek yoğuracağız. Malzemelerimizi de videomuza ekleriz. Aşamasını gösteririz inşallah. Evimize gelince de domateslerimizi doğradık, yıkadık, doğradık. Tarhanamız için toplamış olduğumuz domatesler, biberleri şu anda kaynatıyorum. Mısır koparmıştık kömürde közlemek için. Biraz daha hava karanlık ama böyle kümbedimizde yapacağız. Salça makinesinden geçireceğim kabukları ile birlikte. Biraz tavamız şey geldi, dar geldi. Tarhanamız için biberimizi, domatesimizi kaynattık. Birazdan geçireceğiz makine. Salçamızı da böyle yapıyoruz biz. İnşallah ucu denk gelir. Gördüğünüz gibi ucu olmadı. Böyle de bazen geçirebiliyor salçamızı. İnşallah tutar. Çok sık herhalde. Salçamız böyle geçiyor. Böyle çekirdeksiz oluyor. Çöpünü bu tarafa çıkartıyor. Tavamıza koyup kaynatacağız. Tarhanamızı yaparken, iç malzemelerini hazırlarken önden böyle domatesimizi, biberimizi hazırlıyoruz. Geçirme işlemini yaptık. Koyulacak, kaynatacağız biraz daha bunu. Güneşe sereceğiz. Ne kadar koyu koyarsak tarhanamız o kadar unu azalır, kırmızısı bol olur. Tarhananın da şişelerimize koyacağız inşallah. Görüyorsunuz bayağı bir koyuldu artık. Bunu böyle güneşe sereceğim. Böyle yaparsam tarhananın içine güzel oluyor. Ne kadar susuz girerse o kadar kırmızı oluyor tarhana. Tabi tarhanaya bu çok. Güneş salçası da olacak kalanı. Böyle. Biraz daha kaynayacak. Canlarım, dün yapmış olduğumuz salçalarımızı serdik. Tepsilerimizi. Hava çok güzel. Tarhanamıza koyacağız kimisini koyu koyu. Kimisini şişelerimize koyacağız. Komşumuz da yaptı tabii. Komşumuzunkiler de var. Çok güzel. Motor romorkunda kurutuyoruz. Bu sene de böyle kurutuyoruz. Balkonlarda kurutuyorduk. Ama böyle bize daha rahat geldi. Birazdan da kahvaltımızı azıcık. Bugüne merhaba canlarım. Sütlerimizi kaynatıyoruz. Çık kızım bak, yakından çık. İçlerine çünkü kerse koydum. O yüzden yavaş yavaş kendileri kaynıyor. Taşmadan. Yoğurt çalacağız. Tarhanamız için. Böyle yavaş yavaş kendileri kaynıyorlar. Yoğurdumuzu çaldıktan sonra da salçasını da yaptık. Böyle kümbet yaptırdım.
Önceden delikli delikliydi. Tencerelerim siyah oluyordu. Böyle üçünü buradan alıyor. Salçamı da kaynatabiliyorum. Canlarım, taranamızın yoğurtlarını çalacağız şimdi. Sabahleyin kaynatmıştık. Güzellerini örtüm. Bayağı bir yapıyoruz. İskender de olduğu için bayağı bir tarana yapıyoruz. Hemen hemen bir çuvaldan yapıyoruz. O yüzden koyunla yine karışık. Koyun olursa biraz da şey oluyor. Tarhanası koyu oluyor. Koyulmasını daha çabuk sağlıyor. Bizim de ineklerimiz var. Komşumuzdan aldık. Arkadaştan aldık. Evet, bizim yoğurt çalıyorum ben. Gel bakalım. Şimdi video çekiyor. Tamam mı? Mahallede de düğünümüz var. Kaymağını çok almayacağım. Birazcık koyun suyu olduğu için. İkişer kaşık yeterli. Mayalarımız. Toz getirsin anneciğim. Sen de en son babak çekiyor. Rüzgar olmadığı için. Hatta kızım geldi, kızım çeksin daha güzel görünür. Tarhanamız için yoğurtlarımızı çalacağız. Gündüz kaynatmıştık biliyorsunuz. Kaymağını görüyorsunuz. Koyun sütü dolduğu için. 2 kaşık yeterli sanırım. Çırpacağız. Bunları bakırlara salacağım çünkü ekşimeleri gerekiyor. Zamanımız az kaldı. Ben kaynatırken böyle çelik böyle kap koyuyorum. Asla taşmıyor. Kendi bildiğine karışıyor. Kaymağınla mayasını güzelce çırpacağız. Kaymağı kalın çünkü. Hepsinde böyle kaynatırken şey var. Çok yakına gelmemişsin. Hepsinin kaymaklarını görüyorsunuz. Böyle deneyebilirsiniz. Ben böyle yapınca çok rahat ettim. Hiç taşmadan ağzı açık bir şekilde kaynatabiliyoruz. Bir tanesine, bir onuna. Böyle. Kovamızın içine koyacağız. Dedemizi de çekebilirsin. Dedemiz de bugün yıkandı. Dışarı havalanma çıktı. Dede. Dede çok yakın baktım. Dede bas. Dede bas. Efendim. Dede. Kameraya bak. Çok yakından çıkma. Tamam gidiyorum. Kayınpederim. Eşimin babası. Ama kalçası kırıldı. 92 yaşında. Bu yaşa kadar hiç doktora gitmedi. Ama işte bir gece kalktık tuvalete düşmüş. Arife gününe 2 gün kala. O gün bugün işte rahatsız. Oturuyor. Bazen yatırıyoruz. Bazen böyle dışarı çıkarıp tutturuyoruz. İşte bugün de yine hava çok sıcak. Dışarı çıkardık. İşte benimle birlikte o da kalkıverdi. Evde de korkuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim bereketini versin. Çelik tencerelerden çok rahat ettim. Çok rahatlık. Hiç dibine tutturmuyor. Biraz da buna dökelim. Kızım da bakınız hiç dibine tutmuyor. Bu da öyle. Tutmadı. Çok rahat bir şekilde kaynıyor. Bunlara bazen çalabiliyorum dedi. Şöyle. Alacak mı?
da alacak gibi duruyor. Artık çok az bir şey kaldı. Bunu da bakıyoruz. Bakın canlarım, hiç dibine de tutmuyor. Kapatmamı. Tatlı tatlı yiyoruz ama meşakta çok gördüğünüz gibi. Şimdi çaldık. Tabii bulaşığı da öyle tabii ki bol oluyor. Tekrar bir daha çırpalım. Yoğurdumuz zaten mayamız şey. Kaymağını almadım çünkü tarhana olacak olduğu için. Normalde yoğurt çalarken çocuklar, hatta kızım diyor anne be, şöyle seviyor çünkü. Kapaklarını kapatacağız. Yavaş bir şekilde. Burayı bahçemize çalacağız. Şöyle köşeye. Çünkü hava sıcak. Misafirlerimiz de güzel çek annem, beni de çek bak giderken. Çekiyorum zaten. Çekiyorum zaten. Çek bakalım zaten. Güzellerini de ölçeceğiz güzel bir şekilde. Örtü de getirelim. Tamam mı? Geliyor. Elindekini bırak kızım. Gözümde kaymak gibi durdu. Gördüğünüz gibi. Çekimi biraz güzel yapmamış olabilir. İşte çocuk biraz da tabii ki anlayış göstermek lazım bazen. Bu kadar örtü bence yeterli. Çok şükür. Şimdi bulaşıklarını yıkayacağız artık. Bugün canlarım güne merhaba. Sizlerle taranalı açmak istedim. Akşam malzemelerini çok geç olduğu için çocuklar da denizden geldi, yorgun olduğu için yoğururken onları önleyemedim. Çekimde yapamadım daha doğrusu. Ama yeniden biraz daha kızım için duzsuz yapacağız. Onu o zaman gene güzelce çekeriz. Malzemeleri de atarız. Akşam yoğurmuş olduğum taranalar şimdi biraz daha un koyup tekrar yoğuracağız. Kabarmışlar çünkü. Böyle. Şimdi yoğurma aşamasına yavaş yavaş eklediğimiz malzemelerimizi, domatesimizi kaynatmıştık. Bu da ayrıyetten gene domatesimiz, bulgurlu, böyle kabuklu bütün olduğuna bakmayın. Böyle yapıyoruz. Kalburdan geçirdiğimiz için sıkıntı değil. Yoğurdumuzu koyuyoruz. Böyle. Yağımızı. Fazla yağ koyarsak şarşaflarımız çok kötü oluyor. Yağlı olursa elimizde kalburdan elersek yağlı olunca daha güzel geçiyor. Çarşaflarımızı acaba iki verir, sorun değil de. Ama şu anda biz yağını karar koyuyoruz. Elimizde geçirmeyeceğiz çünkü kalburdan. Makinemizden geçireceğiz. Kooperatifimiz var. Salçamızı, tarhanamızı oradan geçiriyoruz çok şükür. Böyle yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim bereketini versin. Böyle. Taranamızı çok yoğurmamıza gerek yok. Sadece karıştırsak yeterli. Bizim için. Böyle. Kırmızı olması için domatesimizi bol doğradık. İsteyen tuzunu da atabilir. Biz tuz koymadık. Buna koymadık daha doğrusu. Öbürlerine koyduk.
böyle yapacağız. Niye böyle çok yapıyorsunuz derseniz, satıyoruz, isteyenlere veriyoruz. İşte elimiz boş kalmasın, gelenimize gidenimize veriyoruz. Köy yerde biz işte satarsak elimize, tabii elimizde bir paramız olmuş oluyor. Sattığımızı satıyoruz, satamadığımız kalıyor, yiyoruz. Bizim köy yerde tarhanayı çok seviyoruz, vitaminli, çoluk çocuk. Biberi bol, domatesi bol. Üç. Biraz tabii yoğururken yoğrulunuyor. Ama ben fazla yoğurmuyorum. Böyle malzemeyi karıştırsak yeterli. Çünkü tekrar elden geçiyor. Sabahleyin bir daha yoğuruyoruz. 10 ekip biraz daha yoğuruyoruz. Nohudu, yoğurdu bol olması gerekiyor. Kabukları böyle kırmızı kırmızı gözüküyor ama makinede kalıyor. Ben fazla sizi videoda da sıkmak istemiyorum. Hızlı bir şekilde yoğurup tekrar sizle görüşürüz. Yoğurma aşamamız bitti. Artık yarın sabah kabarınca tekrar un ekip yoğuracağız. Bu biraz ak oldu öbürüne bakınca. Ama yaparken salçasını koyalı artık bol olur. Çünkü biraz daha kırmızı koysam biraz daha un isteyecek. Un isteyince çoğalacak. Böyle ununu ekip bırakacağız. Bu kaselerin de buradaki hamurumuzdan buna ekşi maya koyduk. Kabarması için. Ayrıyeten hamur tutmadık. Tarhana hamurumuzdan yaptık. Yarın görüşmek üzere. Herkese hayırlı sabahlar diliyorum. Akşam tarhanamızı yoğurmuştuk biliyorsunuz. Şu anda üzerine açacağız. Diyenlerimize koyacağız. Taşıyacağız. Bayağı bir kabarmış. Üstümüze sereceğiz. İnşallah havamız da güzel olur. Sereriz. Böyle hepsini yukarı taşıyacağız. O da akşam yoğurduğumuz ki. Leğenlere koyup artık taşıyacağız bunları. Bu şekilde. Hemen hemen yarım çuvalı geçik sanırım. Şimdi üstümüzü hazırlayacağız. Akşam yıkamıştık. Evimizin üstüne yani. Çarşaflarımızı götüreceğiz. Hepsini hazırlayınca tarhanamızı üstüye çıkartacağız. Yukarı çıktık canlarım. Yaygılarımızı serdik. Çarşaflarımızı dökerken yayacağız. Burası da benim üstüm. Böyle asmamız. Burası böyle balkonumuz. Biz sereceğiz bugün. Hava da rüzgarlı. İnşallah güzel olur. Şimdi hamurumuzu almaya gideceğiz. Yukarıdan indik. Hamurumuzdan koparttık. Sıvık olduğu için unu bakırlarımıza koyduk. Yukarı çıkaracağız şimdi. Taşıdık tarhanamızı üstümüze. Yaygılarımızı yaymıştık. Şimdi seriyoruz. Hava rüzgarlı. Çarşaflar uçuşundan belli. Böyle dökerek. İri döküyorum. Çünkü çabuk rüzgar var donsun diye. Sonra ifaklayacağım bunları. İfaklayınca bir daha ifaklayacağız. Aşama aşama böyle yapacağız. Sıvık olunca atalarımız daha iyi olur diyorlar. Çok fazla sıvık değil ama çok da katı değil. Böyle sereceğiz. İnşallah havamız da iyi olur. İstediğimiz gibi yaparız rahat bir şekilde. Çünkü hastamız da var söylemiştim. Hastamız da biraz ağır. Bunları da yapmadan olmuyor işte. Görümcem geldi sağ olsun yardımcı. Şu anda dedemize o bakıyor. Böyle böyle taşıyacağız, yapacağız işte. Ben şimdi bunları sereyim. Son halini sizlerle gene paylaşırım. Çünkü sıkmak da istemiyorum. Aşama aşama çekmeye çalışacağım videomu. İnşallah.
sermemizi bitirdik çok şükür. Bayağı oyalandık ama. Bu tarafımıza güneş geldi. Burası biraz daha gölge. Birazdan oraya da gelir. Böyle serdik. Birazdan kahvaltımızı yapınca tekrar bunları küçelteceğiz. Sermesi kolay oldu çok şükür. Üzümlerimizden sizlere de göstereyim canlarım. Bakınız. Hava dar olunca acaba kopartabileceğim mi demişim ama kopartabileceğim ama biraz zor. Koparttık çok şükür. Bakınız. Olmuş artık. 7 veren bu. Böyle. Öbür bahçede burayı getirdim bana. Üzümümüzü de koparttık. Bu taraftaki de başka bir üzüm. Şu anda ilyenlerimizi aldık. Balkonumuzdan dışarı asmamızı. Öbür balkondan böyle. Bu bizim evimizin çatısı. Burası buruluğumuz. Böyle ayakkabı çıkardığımız günün altı. Böyle burası bunun altı da kapımızın girişi. Hem buradan hem buradan asmamızı da serdirdik. Havalanınca güzel oluyor üzümü. Burayı da çadıra verdik bu üzümümüze. Bu da çekirdeksiz. Böyle. Yedi verenin şeysi de çok güzel oluyor. Goruktan sirkesi çok güzel oluyor. Şu anda dedemiz de durmuyor. Bağırıyor bazen canı sıkılıyor. Şu anda onu yürüyen arabasına bindirdik. Burası benim evimin balkonu. Ey dede! Bunlar benim kasım patılarım. Çok güzel açıyorlar kışın. Böyle. Bunlar çekirdeksiz üzümlerimiz. Bak. Çok güzel. Bunları böyle yukarı aldım. Kendim bahçe budamasını seviyorum. Böyle. Tarlamıza çıkınca gene görüşürüz. Merhaba canlarım. Şu anda karnımızı doyurduk. Döküp gitmiştik. Biraz daha önce de bunları yerdik. Şu anda bu kalan kısmını da yiyeceğiz. Böyle karnını yarıyoruz diyoruz biz daha doğrusu. Böyle yaptıktan sonra artık makineden geçiriyoruz. Kalburdan geçiriyoruz. Böyle bir kurudığı zaman şu şekilde yapıyoruz. Böyle kurudığı zaman sonra kalburdan geçireceğiz. Aşama aşama paylaşacağız canlarım. Yine görüşmek üzere. Çok şükür canlarım. Kanlı yarmasını bitirdik. Ama gökyüzü bayağı bugün yağışlı diyorlar. Ya Rabbim inşallah her şeyin kolaylığını verir. Biz de kanlı yardık hani mıncıkladık. Şu anda üstlerinin tüllerini örttüm. Hepsine sinek gelmesin diye. Karşıdakilerini örttüm. Biraz soluklanacağız. Tekrar kanlı bir daha ufaladık mı kurumaya bırakacağız artık inşallah. Ondan sonra makineye vereceğiz. Makinede verirken gene sizlerle buluşacağız. Görüşürüz canlarım. Taranamızın tekrar karnını yardık, ofaladık. En son aşamasını yaptık. Artık makineye gidecek. Yeni güne merhaba canlarım. Bugün yine tarhana yapıyoruz. Kızımın tarhanasını yavaş yavaş döküyoruz. Zaten güneş de doğuyor biraz. Doğmaya başladı. Saat 7:30 gibi falan. Sabahleyin serinde dökersek daha iyi oluyor. Hemen böyle iri iri dökeceğim ki bu sabah çünkü acelem de var. Çobanımız hasta olmuş. O yüzden ineklere gideceğim. Videoyu da çekmek istedim. Kızım da çekti sağ olsun sağ olsun. Böyle aşama aşama öbürkü gibi aynısını çekmeye çalışacağız. Şu anda üçüncüye karnını yardık. Yarınca çektim. Ama unutmuşum. O yüzden örttükten sonra da sizlere göstermek istedim. Açınca tekrar çekerim. Şu anda örttüm artık. Karnını yardık.
Bir daha ufalayınca makineden geçirecek vaziyete gelecek canlarım. Şu anda taranamızın son aşamasına geldik. Makinemizi getirdik. Makinemizi kooperatifimizin diye söylemiştik zaten. Kolaylık için herkesin bildiği kalbur sistemini artık, yani kolaylığı için böyle yapıyoruz biz. İki oldu. Geçen sene yaptık, bu sene de yapıyoruz. Çok yaptığımız için sizlerle de paylaşmak istedik. Umarım beğenirsiniz. Tarhanalarımızı yukarımıza, burada durmuyoruz. Açlıklarımızı kurutuyoruz böyle. O da boş. Üzerlerine tül örttük. Böyle makineden geçirmiştik biliyorsunuz. Serdik. Böyle kuruması için artık güzelce kuruyacak. Bir hafta 10 gün buraya girmediğimiz için böyle tertemiz kuruyor. Üzerine örtüyoruz böyle. Hepsine örtünce aklıma geldi. Ama size göstermek için şu kısmını birazcık açtım. Tekrar örtüyoruz. Böyle. Evimizin tavanı böyle olduğu için tahta toz inmesin diyerek de örtüyoruz. Sonra şişelerimize koyacağız. Kapısını kapatıyoruz. Burada da öbür taranımız var. Biri tuzlu, biri tuzsuz demiştik. Serdik. Bu odamız da boş böyle. Güneş iki tarafından vuruyor. Camını açtık, havalanıyor. Burada da ardiyelerimiz var. İşte kışlık giysilerimiz. Burada da böyle serili duruyorlar. El ayak bağmadığı için rahatlık. Rabbim afiyetle yemek. Merhaba canlarım. Çekmiş olduğumuz tarhananın videosunu şu anda taze pişirmek için kurudu. Sizlerle paylaşmak istedim. Nasıl yiyoruz, nasıl yapıyoruz? Soğuk suyun içine katıyoruz böyle yavaş yavaş. Soğuk suyu mu? Evet, soğuk suyu. Ben öyle yapıyorum. Bazen biraz koyu oluyor. Koyduğum şey yarım kiloya bu iki kaşık yeterli geliyor ama bazen ölçüsüz yapınca belli de olmuyor. Pişirince, yeme şekline gelince tekrar yine buluşuruz canlarım. Şu anda tarhanamızı pişirdik. Görsel olarak da biber koydum yanına. Biz kırmızı zeytinle yiyoruz. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.